Yavaş yavaş. Alışacağız. Nasıl bir şey olacak diye öyle merak ediyordum ki. O da bizi merak ediyormuş. Bak acele etti. Bence tam zamanında geldin. Anneni kimse durdurabileceğe benzemiyordu. Hep annemi suçluyorsun ama babanın da ondan kalır yanı yok Nihat. Annen gidip taciz etmeseydi babam orada hiçbir şey yapmazdı. Ne biliyorsun? Baban gece buraya gelmedi değil mi? İyi ki de gelmedi. Çünkü annem burada hala devam ediyordu. Peker bak bak. Aa, sıkıyor gördün mü? Canım. Baba olduğumu şimdi hissettim. Bırakmayacağım ben senin elini. Hep güveneceksin bana oğlum. Her zaman yanında olacağım. Her zaman. Hastaneye gidiyorum. İyi, güle güle. Gelmek ister misin? Hayır, istemem. Kime benzediğini merak etmiyor musun? Tıpkı Nihat, dolayısıyla sen. Dikkatli bakınca öyle benzetiyor ki insan. Hadi inat etme, gel gör torununu. Buzları eritmenin tam zamanı Hilmi'cim. Ne olur hadi. İşim var benim. Kulüpte olmam lazım. At bineceksin. Torunundan çok daha önemli. Benim İngiliz kısrak doğurmuş. O da erkek. Gidip ona bakacağım. Hadi git sen nereye gideceksen. Canım benim, teyzesinin bir tanesi. Emdi mi peki? Çok iyi. Bugün gidip evini düzenleyeceğim, merak etme. Güzel anneyle oğlu için hazırlayacağım ben. Hadi öpüyoruz. Oğlumuzu da kokla bizim için. Görüşürüz canım. Sabah meme emmiş. Özledim galiba ben onu. Ama gidemeyeceğim bugün. Peker'in evini düzenlemem lazım. Seni yalnız bırakacağım. Ne yapacaksın bütün gün? Dinlenirim. Dünün gerginliğini atarım. Sabah sabah iğneli laflar. Ne oluyoruz? Tartışma mı açmak istiyorsun? Hiç öyle bir niyetim yok. Konuşuyoruz. Dün gerçekten çok rahatsız oldum. Annem bazen çok kontrolsüz davranıyor. Dün gecede nasıl bir ortamda olduğunu unuttum. Ona da hak vermek lazım aslında. Kendisine yapılanları unutamıyor. Hırçınlığı bundan. Onun ne hissettiğini anlayabilmek için yaşadığı sıkıntıları bilmek lazım. Bilmeyen anlayamaz tabii. Acıktım. Aslında seni de anlıyorum. Annemin misafirliği tahmin ettiğinden de uzun sürdü. Gerilmen normal. Neler söylüyorsun? Böyle düşünmene sebep bir davranışım olduysa üzülürüm. Üstelik Firdevs Hanım'a... Biliyorum, biliyorum. Herkes gereğinden fazla özel. Bir yanlış yapmayalım, Firdevs Hanım'ı karşımıza almayalım gerginliği var. Ama uzun sürmeyecek, merak etme. Yakında ona bir yer ayarlayacağım, az kaldı. Böyle düşünüyorsan gerçekten kırılırım. Olması gereken bu değil mi zaten? Ömür boyu bizimle yaşayacak hali yok. İsterse yaşayabilirdi. Lütfen bu konuda beni bir taraf olarak görme. Firdevs Hanım senin annen. O da artık ailemin bir parçası, Bihter. Çok teşekkür ederim canım. Çok zarifsin. Hadi sen otur kahvaltıya, ben de çocukları alıp ineyim. Hep birlikte güzel bir kahvaltı yapalım.
Sevil'den mi duydun? Teşekkürler Caniko. Ya erken doğum diye korktuk ama çok rahat oldu. Evet. Yılbaşında ne yapıyorsun? Ay hiç hoşlanmıyorum o kadının partisinden. Çok soğuk geçiyor. Vallahi ben bilemiyorum. Bizimkilere tabiyim zaten. Daha bir şey kararlaştırmadı onlar da. Bakacağız artık. Tamam canım. Sağ ol aradığın için. Söylerim. Sana da tatlım. Ay car 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 car. Sabah sabah bu enerjiyi nereden buluyor bu kadın ya? Hayret. Bırak onları da banyomu hazırla hadi. Hemen efendim. Efendim. Alo. Günaydın. Günaydın. Erken olduğunu biliyorum ama ben bütün gece uyumadım Behlül. Kimse de uyumasın mı? Nihal. Bir dakika Pelin. Efendim. Günaydın canım. Hadi kahvaltıya. Telefondayım. Pardon. Alo. Hiç Bihter. Kahvaltıya çağırıyor. Bülent. Kimseden kaçtığım falan yok benim. Günaydın. Hadi kahvaltıya. Bir dakika sonra hazırım. Hı hı. Konuşacak bir şey bıraktın mı sen? Bak bu iş çözümsüz bir hal aldı artık. Bu belirsizlik benim çok canımı sıkmaya başladı. Bilmek istiyorum artık Behlül. Biz neyiz? Ya inanmıyorum Elif. Sabah sabah ne cevabı istiyorsun benden? Laf falan çevirmiyorum. Sor ne soracaksan. Behlül'ü de kaldıralım. Tamam. Ya Elif'ciğim bıktım artık ben bu sorgu sualden. Ben kimsenin hiçbir şey değilim. Yeter ya. Tamam. Tamam o zaman bitti. Eşyalarını hemen gel al bugün. Fırlat at hepsini. Çöpe at. İstemiyorum eşyaları falan. Öyle olsun. Hoşça kal Behlül. Ne oldu? Elif'le ayrıldınız mı şimdi? Rahat bırak Bülent. Thank you.